Merhabalar, günün el sanatlarından selamlar, sevgiler. Evet canlar, bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte çok güzel, şahane bir hırka yapacağız. Boyundan başlamalı, batik iple yapabileceğimiz, yapacağımız bir model. 3 adet batik ip, 2 adet de böyle arasında tek renk kullanacağız. Daha şık, daha güzel durması için. Sizler tabii ki istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben BİM'den aldığım bu batik ipleri kullanacağım. Dilerseniz Alize Batik İp de kullanabilirsiniz. Şöyle modelimin daha henüz başlangıcındayım. Başlamadan yani yaparken bu modeli de sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yapıldığını, tekniğinin nasıl olduğunu sizlere anlatmak ve göstermek istedim. Sizler de bizimle birlikte bu hırkayı örüp giyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz zikzak boyundan başlamalı bayan hırka modeli. Tabii çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Kızlarınıza da yapabilirsiniz. Hediye de yapabilirsiniz. Ben kendim için başladım. Herkes dilediğini yapabilir. Şöyle göstereyim. Ben bu renkleri tercih ettim. Aslında elimde mor renkler de vardı. Buraya, bu ton daha bana şey geldi. Sıcak geldiği için bu tonlarda yapmak istedim. Arkadaşlar yakanın şöyle göstereyim. Önce size ölçüsünü vereceğim ki zorlanmayın. Hemen şöyle alıyorum. 42 beden için ölçü. Şöyle hemen tur şuradan başlayalım. Ki sizler de zorlanmayın örerken. Ölçümüz varsa istediğimiz bedeni yapabiliriz arkadaşlar. Ölçümüz hemen şöyle açıyorum. Toplam 90 santim. Şöyle göstereyim. Tam 90 santim. Hemen şuraya çizelim. Boyun. Boyun 90 santim. İlmeklerini de söyleyeceğim. Hemen şöyle. Şu ben 2, 4, 6 trabzanla başladım. Tabii 44 beden yapacaksanız bu trabzan sayınız 6 değil de 8. 46 bedene 10. Bu şekilde bedeni büyüteceksiniz. Şöyle sayalım. Kaç tane 6 yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Toplam 28 dilim var arkadaşlar. 28 dilim. Tabii modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Ben hemen şöyle alıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz ve kademe kademe artırarak kol kısmına kadar geliyoruz. Kol kısmından sonra kolumuzu ayıracağız. Artık hiçbir artırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüp ineceğiz. Tabii kol kısmına kadar bu modelimizi artırarak gideceğiz. Şu an ben 6 ile başlamıştım. Burada 8, burada 10, burada 12 oldu. Şimdi burada da 14 olacak. Bu yapmış olduğumuz trabzan sayısı 14 olacak. Aralarda tek sırada griden gidiyorum. Grilerimiz de arkadaşlar bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir olarak devam ediyor. Onda da yine hemen şöyle ilmeğimizin ikinci trabzanın tepesinden başlıyorum. Bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir ortaya geliyorum. Ortaya iki trabzan, üç zincir, iki trabzan aynı yuvaya batıyoruz. Burada da arkadaşlar 2, 4, 5 trabzan yapmışım. Aralarında birer zincir çekerek bu da kademe kademe artıyor. Bunda da 1, pardon 5, 6, 7, 8 olarak devam etti. Şu an ben buradayım. 8.yi tamamladım. Bunun üzerine trabzana geçeceğim ve 14 trabzan yapacağım. Hemen şöyle modelimizi kısaca ben size göstereyim. Şuraya da yazalım. 28 dilim trabzan. Trabzan yapıyoruz. Aralarında tabii ki 6 tane trabzandan sonra 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ben size modeli göstereyim. Sizler de benimle birlikte başlayın. Hep birlikte örelim. Zincir sayısı vermiyorum. Çünkü burada ben model çıkartacağım. 1, 2,
3 fazla zincirleri kesersiniz arkadaşlar. Boynunuzu ölçün. Boynunuzun ölçüsüne göre. Bu şekil. Yani ilk defa örgü yapacak olanlar bile çok rahatlıkla yapabilir bu modeli. İddia ediyorum bu model 2023'e damgasını vuracak. Hemen şöyle yaptım. Bu kadar yeterli benim için. İki dilim göstersem yeterli. Tığımın üzerine aldığım 3 tane zinciri atlıyorum. 4. zincirin tepesine bir trabzan. Ve trabzanlarımızı arkadaşlar 3 kere de çıkacağız. Hemen yanına 1, 2, 3. Hemen yanına 1, 2, 3. Hemen onun yanına 1, 2, 3. 2, 4 oldu. Bununla 5 ve 6. 6 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanına hiç atlama yapmıyoruz. Yanına tekrar 6 trabzan daha yapacağım. İki, üç. Zincirleri biraz bol çekin arkadaşlar. İlk sıra. Üç, dört, dört, beş ve altı. Altı tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada tığımın üzerine alıyorum. Hiçbir zincir çekmiyorum. Bu sefer ne yapacağız? Alttan 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin tepesine batıyorum arkadaşlar. Zikzak şeklini verebilmemiz için. Şöyle gösterelim. Bir üstten bir alttan. Ve tekrar buraya 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, şöyle hemen 5 ve 6. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanına batıyorum. Ve tekrar 6 trabzan yaparak sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu şekil toplam söylemiştim ya 28 dilim. Tabii ki bu sizin ipinizin kalınlığına da bağlı. İpiniz kalınsa daha az kutucuklar yapabilirsiniz. İpiniz ince ise bunu artırabilirsiniz. Tığ numaramı da şöyle söyleyeyim. 4,5 milim bir tığ kullandım. 2,75 milim kalınlığı 4,5. Ne çok kalın ne çok ince. Kullandığınız ipin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş göstermeye çalışıyorum. İlk defa örgü yapacak olanlar varsa 3, 2, 5 ve 6. Onların da kafası karışmasın. Ki iyice detay veriyorum. Şimdi buraya geldik. Burayı şöyle göstereyim. Yapmama gerek yok. Zaten model gösteriyorum. Bunu burada ipimi hemen değiştiriyorum. Gri'ye geçeceğim.
Bu şekil. Hemen bunu buradan sıkıştıracağım ki açılmasın. Evet. 1 2 bir tane de oradan 3 zincir oldu. Şimdi geri döndüm. Tığımın üzerine aldım. Şimdi burada ne yapacağız? Şu bir taneyi atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. İçine değil arkadaşlar. Tam tepesine. Battım. Bir trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum hemen onun yanına. Bir trabzan, bir zincir, hemen bir tane atlıyorum onun yanına. Bir trabzan. Şimdi ne oldu? 3. Bir zincir, hemen ortaya yuvamın içerisine batıyorum. Arada bir zincir. Bir trabzan. Bu sıramızda her bir trabzanın arasında bir zincir olacak. Evet, iki tane trabzan yaptım orta yuvamın içerisine. Şimdi burada tam orta olduğu için 2, 3, bir tane de fazladan olsun. 4 zincir çektiğim aynı yuvaya tekrar bir trabzan, bir zincir. Ve tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. Şöyle ayıralım. Evet. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bir zincirimi çektim. Şuraya bakın. Bir tanemi atlıyorum. Şöyle bir bakalım. Çünkü 5 tane olması lazım. Buraya 3 tane sığdıracağız. Hemen dibine batıyoruz. Bir zincir, bir trabzan, bir tane atlıyorum. 2, 4 oldu. Bir tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Ve 5. trabzanım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada tığımın üzerine aldığım 1, 2, 3 tane trabzanı atlıyorum. Hemen şöyle V şeklini, zikzak şeklini vermek için buralarda atlama yapıyoruz. Bu şekil atladım. Tekrar bir zincir, bir trabzan atladım. İkinci trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir tane atladım. Ve tam köşeye bir trabzan daha yaptım. 3 oldu. Bir zincir çektim. Tam orta yuvaya batıyorum. İkinci. Şöyle göstereyim. 2, 4. Bir zincir. Ve 5. trabzanım. Orta yuvaya 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Toplam 4 trabzan yapmış oluyoruz şu orta yuvaya. Evet, ben zincirleri bir tane fazla çekiyorum. İpim ince olduğu için. Sizler ipinize göre çekebilirsiniz. 3 veya 4 yapabilirsiniz. Burada yine 1 trabzan, 1 zincir. Aynı yuvaya bir kere daha batıyorum. Ve yine 1 trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Hemen dibine battım. Bir zincir, bir tane atladım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. 4 oldu. Ve 5. trabzanım. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Hemen şuraya dibe batıp İpimi burada koparıyorum. Şimdi ben size model gösterdiğim için koparmadan direkt şu baştan geldim. Tekrar batik ipimle başlıyorum. Hemen şuradan ipimi aldım. Zincirimi çektim. 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bu aralara arkadaşlar ikişer tane trabzan yapacağız ve kesinlikle aralarda zincir çekme yok. Batiklerde arada hiçbir zincir çekmeden sabit batıyoruz. 2 4 hemen yanına 5 şöyle göstereyim. Burayı tamamlamam lazım. 8 olması lazım. 6 hemen orta yuvaya geldim. Buraya da 1, 2 trabzan,
1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 1, 2. 2 trabzan yaptım. Hemen onun yanındaki boşluğa 2 trabzan. Toplam 4 oldu. Hemen onun yanına 5 ve 6. Onun yanındaki boşluğa 7. Şöyle aldım ve 8. 6 ile başladık. Şimdi burada trabzan sayımız 8 oldu. Artırarak gidiyoruz. Şimdi burada ne yapacağım? Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3 tane yuvayı atlıyorum. 4. yuvanın içerisine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 2, 2 tane battım hemen yanına. 3, 4. Şöyle 5, 6, 6, hemen ortaya batıyorum, 7 ve 8, 8'e tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, aynı yuvaya tekrar 2 trabzan daha yapıyorum. Şöyle hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle hemen ve 8. Mesela şurada bir boşluk kaldı. Oraya ne yapacağım? Ben hemen oraya batacağım ki 8'i orada tamamlayacağım. Tabii şu ipe dolaşmazsam. 8. Bu sıramız da bitti. 2 zincir çektim. Hemen köşeme batıyorum. Hatta onu oradan alacağım. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben size modeli kısaca göstermek istedim. Ölçülerini verdim. İstedim ki sizler de benimle birlikte örün ve giyin istedim. Şimdi ben size bugün sadece modeli göstermek istedim. Bundan sonraki bölümde hırkamız gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Bu sonraki bölümde hırkamızın tamamını izleyeceğiz arkadaşlar. Ben örmeye devam ediyorum. Kademe kademe size anlatacağım. Bu yakadan sonra işte şu an kol kısmına kadar gidiyorum. Kol kısmında kesimini göstereceğim. Devamı gelecek. O yüzden diyorum ki takipte kalın, benimle kalın, gülün, el sanatlarında kalın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.